Diğer gezegenlerde yaşam arayışında birkaç umut verici ipucu ortaya çıktı. Gökbilimciler, GJ-1002 adlı kırmızı bir cüce yıldızın etrafındaki yaşanabilir bölgede oturan, dünya benzeri kütlelere sahip iki dünya belirlediler. Bir yıldızın etrafındaki yaşanabilir bölge, bir gezegenin yaşamı desteklemek için çok sıcak veya çok soğuk olması arasındaki tatlı noktadır. Bu bölgede olmak için, gezegenlerin yıldızlarının yörüngesinde, teorik olarak yüzeylerinde sıvı su olabilecek bir mesafede olması gerekir. İspanya'daki Instituto de Astrofísica de Canarias'tan astrofizikçi Vera Maria Passenger, GJ-1002, Güneş'in ancak 8'de 1'i kadar kütleye sahip bir kırmızı cüce yıldızdır diyor. Oldukça soğuk, sönük bir yıldız. Bu, yaşanabilirlik bölgesinin, yıldıza çok yakın olduğu anlamına geliyor. Henüz uzaylı yaşamını ve hatta, akan suyu doğrulamaktan çok uzakta olsak da, GJ-1002b ve GJ-1002c şu ana kadar tüm kutuları işaretliyor ve Güneş sistemimizden yalnızca 16 ışık yılı uzaklıkta, oldukları yere yakınlar. Astronomik olarak konuşursak evrendeyiz. İki uzay gözlem cihazı, kayalık öte gezegenler ve sabit spektroskopik gözlemler için eşel spektrografı ve yakın kızılötesi ve optik eşel spektrografları ile ExoEarths ile M cüceleri için Calar Alto yüksek çözünürlüklü arama nokta tespiti için birlikte kullanılmalıydı. Bunun nedeni, GJ-1002'den çıkan zayıf ışığın imzalarını tanımak için büyük hassasiyet ve hassasiyete sahip aletler gerektirmesidir. Araştırma ekibi, gezegenleri tespit etmek için 2017 ile 2021 yılları arasında alınan 139 spektroskopik gözlemi kullandı. Şimdiye kadar, bu gök cisimleri hakkında, bulundukları yerler dışında pek bir şey bilmiyoruz. GJ-1002b yıldızına en yakın olanıdır ve bir yörüngeyi tamamlaması 10 günden biraz fazla sürer. GJ-1002c, 20 günden biraz daha uzun bir yörünge ile daha da uzakta. İyi haber şu ki, GJ-1002b ve GJ-1002c'nin nispeten yakın olması, daha ayrıntılı gözlemlerin yapılmasının daha kolay olduğu anlamına geliyor. Bir sonraki adım, atmosferlerini yansıttıkları ışığa veya yaydıkları ısıya göre değerlendirmek olacaktır. ESO'daki ELT teleskopu için, gelecekteki ANDES spektrografı, GJ-1002c'nin atmosferindeki oksijenin varlığını inceleyebilir diyor. Şu anda gözlemlenen, toplam 5000 dış gezegen, dünyamızın dışındaki gezegenler var, teleskoplar ve veri işleme algoritmaları geliştikçe, daha küçük ve dünyadan daha uzaktaki nesneleri tespit edebiliyoruz. Teknolojideki bu gelişmeler sayesinde, uzayda ışık yılı uzakta olsalar bile, bu uzak gezegenlerdeki yaşamın, kimyasal imzalarını ölçebilmeye yaklaşıyoruz. IAC'den astrofizikçi Alejandro Suarez Mascareno, doğa bize dünya benzeri gezegenlerin çok yaygın olduğunu göstermeye kararlı görünüyor diyor. Bu ikisiyle artık Güneş'e oldukça yakın, 7 gezegen sistemini biliyoruz.